Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunuyor. Peki birçok fıtıktan örnekler veriyorsunuz isimlendirerek. Evet. Belirtileri aynı mıdır? Biraz açarsak izleyicilerimize. Tabii. Çok iyi. Şimdi fıtık yani bazı hastalar bana mide fıtığım var diye geliyor. Bunu irdelediğimizde mide fıtığım var diye gelen hastalarımızın bir kısmında bakıyoruz. Ya göbek çukurundan kaynaklanan umbilikal herni dediğimiz göbek fıtığı ya da onun üst kısmında, göbeğin biraz daha üst kısmında iman tahtası ile dediğimiz sternum ile göbek arasında da epigastrik herni ya da biraz daha yukarı ya da onun kas ayrışması ile beraber olan diastazis recti ile beraber olan daha karışık bir durum. Bazen de gerçek mide fıtığı, reflü yapan yemek borusunun mideye bağlandığı kısımda da bir diyaframımız ve burun bacakları var destek dokusu olarak. Günümüzün, çağımızın hastalığı reflü ile beraber gelen gerçek mide fıtığı ki onun adı aslında hiatal hernidir. Ben günlük pratiğimde aynı zamanda endoskopiyle de uğraştığımdan gastrit diye gelen, mide şikayeti diye gelen hastalarda da sık sık halk arasında basitçe mide fıtığı denilen bizim hiatal herni dediğimiz herniye de rastlıyoruz. Fıtık tanısı konduktan sonra onun da bir ameliyatı var. Ama dediğim gibi işte mide fıtığı diye gelindiğinde 4 farklı patolojiyle karşılaşabiliyoruz. Ama en yaygını toplumda özellikle çalışan erkekler arasında kasık fıtığı. Kasık bölgesinde bir en basitinden anormal bir şişlik. Yani dışarıya doğru bir çıkış olduğu için önce bir şişlik oluşur. Evet. Oraya çıkan fıtık kesesi ve içindeki organlar sıkışıyorsa sancı yapar. Çevre dokulara bası sonucu de ağrı, sancı, batma, künt bir ağrı olabileceği gibi çok ihmal edilmiş vakalarda kocaman kasık fıtığı hem fıtık cesamet olarak büyüyor hem aynı zamanda bir erkek hastada testisin dolaşımının da aksatıp yani testiste ya er bezinde çok ciddi dolaşım problemleri, kısırlık vesaire çok uzun ciddi vadeli uzun vadeli sonuçlarla da karşılaşabiliyoruz. Bazen de doğuştan patolojiler sonucu doğuştan inmemiş testisle beraber olabiliyor. Orada bazen gangreni olmuş bir testis. Çok gecikmiş vakalarda Allah korusun fıtıkla beraber testis kanseriyle bile karşılaşılabiliyor. Şimdi o kadar önemli sağlık sorunundan bahsediyoruz ki hocam. İç organların yan etkileri çok çok önemli tedavi edilmezse evet. Ve sağlık sorunun ciddiyetine kadar gidebilecek aşamalardan bahsediyorsunuz. Evet, peki fark edilmeden devam eden gelen sorularda bu şikayeti tesadüf karşılaştığımızda olabilir mi? Genetikle bağlantısı var mı? Sonradan olur mu diye gelen sorularımıza cevabımız. Evet, şimdi karın duvarı fıtıklarından bahsettiğimizde ne diyoruz? Bu bir denge meselesi. Evet. Yani bir normal anatomimiz var. Karın içi organlarını saran zarlar ve kas dokuları var. Bu kas dokularının birbirine geçtiği alanlar var. Ki en karmaşık alan da kasık bölgemiz. Özellikle erkeklerde kasık bölgesinde kaslar arasında farklı geçişler ve boşluklar olduğu gibi aynı zamanda testis embriyolojik dönemde karın içerisindeyken kasağa indiği dönemde orada bir kanal oluşuyor. Bazen o kanalın yeterince kapanmaması sonucunda bir açıklık olup doğuştan fıtıkta olabiliyor. Yeni doğan bir bebekte de doğuştan fıtık olabiliyor. Bu çok basit açıklıklar bazen kendiliğinden kapanabildiği gibi kapanmadığında da cerrahi tedavi gerektiriyor. Kasık fıtığında bu geçerliyken göbek fıtığında da geçerli. Yeni doğan bir bebekte göbek fıtığı da olabilir. Kapanma defeklerinden gastroşizis tarzı çok daha karmaşık olaylar da olabiliyor. Doğuştan bir defekt olabildiği gibi zamanla yıllar içerisinde destek dokunun gerek yaşlanma, gerek sigara kullanımı, gerek bir takım dokuları yıpratıcı madde ve ilaçların kullanımı sonucu da karın duvarı zayıflayıp bir taraftan destek bir taraftan abdominal basınç
destek doku zayıfladığında doğuştan veya edinsel olarak zayıf olan alandan dışarıya bir çıkış oluyor. İşte genetik yatkınlık var mı? Var. Ne bakımdan genetik yatkınlık var? Genetik olarak hepimiz aynı yapıda değiliz. Bazılarının destek dokusu daha güçlü, bazılarının daha zayıf. Ya da cinsiyete göre de erkeklerde destek dokusu daha güçlü olduğu halde fiziksel aktivitenin fazlalığı, anatomik farklılıktan dolayı kasık fıtığı da daha çok rastlanıyor. Başka bir genetik faktörden bahsedecek olursak, elastaz enzimleri, biraz çok özel, çok teferruatına girmeyeyim ama ailesel bir takım enzim bozuklukları sonucu da destek dokunun yeterince onarılamaması ya da fazla yıkılması ile giden bir takım genetik rahatsızlıklar var. Bunlarda işte karaciğerde, böbrekte kistler, akciğerde de bir takım kistler oluşabildiği gibi destek dokunun zayıflığı sonucu fıtığa yatkınlık da oluşabiliyor. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.